sevgili Kasım Zotto konuğum. Çok deneyimli bir turizmci, uzun yıllardır turizm işletmeciliği ve otel işletmeciliği yapan bir isim. İstanbul'da turizm nereye gidiyor? Türkiye'de turizm trendleri dünyadaki trendlerle paralel gelişiyor mu? Hangi avantajlarımız var? Hangi alanlarda kendimizi daha çok geliştirelim? Bunları soracağım kendisine. Aynı zamanda Armada Otelleri'nin yönetim kurulu başkanı. Sevgili Kasım, hoş geldin programa. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kaç yıldır sektörün içindesin? Çok sektöre uzun. 1968'de başladım. Bayağı uzun seneler oluyor. 68'de başladığında İstanbul'a gelen turist sayısı herhalde böyle yolda bir elin parmaklarıyla neredeyse. Çok doğru. Çok doğru. Öylesine büyük bir dinamizm ve gelişim içindeki Türkiye'ye gelen turist sayısı 30 milyonu geçti. Doğrudur. Bu kadar hızlı gelişeceğini belki beklemiyorduk. Kesinlikle beklemiyorduk. Hangi alanlarda özellikle İstanbul bir marka şehir haline geldi? Turizm ve otelcilik arzı bakımından hangi alanlarda geliştik? Nerelerde daha çok eksiğimiz var? Deneyimli bir turizmci gözüyle bunu sorayım önce sana. Teşekkür ediyorum. Vallahi son zamanlarda inanılmaz bir gelişme gösterdi. Şu anda 9 milyonun üstünde bir turist kapasitesi geliyor. Hep de yani şöyle bir olay var. Artık turizm anlayışı da değişti. Eskiden turist derken hep yabancı turistten söz ediyorduk. İstanbul artık öyle bir kent ki önemli ölçüde İstanbul uluslararası turizmden pay alıyor. Önemli ölçüde de Türkiye'de pay alıyor. Yani şöyle farz edin, 70 milyon insanın yaklaşık olarak %20'si İstanbul'a gelse 14 milyon insan yapar. Bu da çok büyük bir kapasite. Dolayısıyla turizmden bahsederken muhakkak yerel turizmin önemini gözden kaçırmamak gerekir. Otelcilikte çok büyük gelişmeler var. Biz hep son zamanlara kadar İstanbul'da 70 bin, 75 bin odadan bahsediyorduk. Sadece geçen yıl ilave giren oda sayısı bu 75 bin içinde bütün, yani sadece turistik değil, yani mevcut tüm belediye tesislerini de katıyorum. Bütün yani konaklama imkanları yapılabilecek yerler değil mi? Katıyorum. Tabii. Sadece geçen yıl 15 bin odanın üzerinde bir yatak ilave oldu. Bu konuda da müthiş bir dinamizm var. Daha ihtiyaç var mı? Yani çok odaya ihtiyacımız var mı önümüzdeki yıllar için? Şimdi bütün mesele zaten orada kaynaklanıyor. Çünkü turizm tek başına, yani turizm demek tek başına otel odası. İnsanlar İstanbul'daki otel odalarına kalmak için gelmiyorlar Türkiye'ye. Evet, çok yani, doğru, önemli. Hatta dışarıda olmak için daha çok geliyorlar. Tabii. Otel odası en son durak. Makul bir standartta bir odada konaklamak istiyorsan. Aynen, makul bir standartta. Kendisini emniyette hissedeceği, hijyen koşullarının sağlandığı, evet, minimum konforun sağlandığı bir şey, bir ürün. Bütün her şey aynı paralelle gelişirse tabii odanın da artması iyi olur. Ama İstanbul'a gelen turistlerin %90'ı, bilhassa uluslararası turizmin %90'ı havalimanı ile geliyor. Havalimanlarını kullanarak geliyor. Bugün artık yani havalimanları hemen hemen son noktalarına varmış vaziyette. İlk havalimanımızda, yeni havalimanımızda en iyi niyetle 6-7 yıl içinde bir yere gidecek. Dolayısıyla 6-7 yıllık bir sıkışma mı? Sıkışma var. Evet. Tabii. Yani bu 6-7 yıl beklemeden yapılacak olan yatırımlarda bir problem olabilir İstanbul'da. Dolayısıyla çok dikkatli davranmak gerekiyor. Çünkü bahsettiğim gibi 68 yılından sektöre başladığımız zaman bu güne gelene kadar ben birçok otelin hana, ondan sonra hanın otele dönüştüğünü gördüm. İnşallah bir daha böyle bir şeyi görmeyiz. İnsanların temel tercihleri özellikle büyük şehir konaklama türlerinde Londra, Paris, İstanbul, Roma, bunlar birbirine benzer şehirler, evet, değil mi? Konaklama özellikleriyle, doğrudur, baktığımızda. Önce şunu sorayım, İstanbul'da ortalama konaklama günü ne kadar, bir ortalama yabancı ne kadar gece kalıyor? İstanbul'da son zamanlara kadar 2.1'di. Şu anda 2.4'e kadar yükseldi. Yani gün geçtikçe daha artıyor. Bu Paris, Londra gibi yerlerde aşağı yukarı ne kadar? Paris, Londra gibi yerlerde biraz daha düşük olabiliyor. Öyle mi? Çünkü yani onlarda ulaşım trenle, arabayla, yani yakın ülkelerden. Doğru. Mesela Hollanda şundan bunda olduğu için daha düşük olabiliyor. Bir gece kalıyor. Belki bir gece kalıyor, gidiyor. Yahut da bir gece sonra Lyon'a gidiyor. İstanbul'da öyle değil. İstanbul'da eğer uluslararası turizm, yani eğer Bursa'dan gelmiyorsanız genellikle hiç değilse iki gece kalmak lazım. İki gece kalıyorsunuz. Daha bozan arada sırada iş adamlarının günlük konaklamaları biraz şeyi düzeltiyor ama
2.4'e kadar çıktı. Bu bölgeye göre değişiyor. Mesela Sultanahmet bölgesi daha fazla geceleme öyle mi? Oluyor. Daha evet. Çünkü kalıyor. İnsanlar daha ziyaret maksadıyla geliyor. İş merkezleri Taksim, Beşiktaş, oteller Gazi, bölgesi. Oteller ve iş merkezine yönelik, kongre merkezlerine evet. yönelik merkezler ise biraz daha kısa olabiliyor bu konaklama oranı. Bizim İstanbul'un yakın geleceğinde hangi tip otellere daha çok ihtiyacımız var? Yani daha doğrusu belki her tip, buna her tür yanıtını vermek mümkündür ama hangisi Türkiye'ye daha çok gelir kazandıracaktır? Hangisi Türkiye'nin turizm politikalarıyla daha iyi örtüşecektir baktığımız zaman? Butik oteller, küçük oteller ya da ne diyelim 5 yıldızlılar kategorisi. Bunları kategori olarak nasıl sen değerlendiriyorsun Kasım? Senin kategorilerin neler var? Kategoriler bence lüks oteller var. Bu 5 yıldızlı olabilir olmayabilir aslında değil mi? Tabii. Yani, yıldızın artık bir anlamı yok. Yani bugün yani 5 yıldız var, 5 yıldız var. Yani bu, ama lüks kategoride oteller var. Yani ve bunun bir müşteri kitlesi var. O lüks kategori otellerin bir müşteri portföyü var. Önemli bir gelir kaynağı, kent için önemli bir gelir kaynağı. İkincisi oteller var. Budget dediğimiz daha ekonomik ekonomik oteller var. Burada amaç otel değil, burada amaç kent ziyareti. Ve aynı zamanda da güvenli bir yerde konaklamak. Üçüncü kategoride belli bir tadı olan oteller. Yani butik oteller, küçük oteller vesaire. Yani oraya gittiğiniz zaman kentin aynı zamanda da elçisi olan oteller. Bu tür otellerin de apayrı bir müşteri kitlesi bir var. Bir teması var, bir teması tarzı var. Evet, aynen, teması bir bahçesinde var, bir özelliği var. Bahçesinde terası özelliği var. Yönetiminde bir özelliği evet. var. Odasında bir özelliği var. O odaya girdiğiniz zaman ne kadar güzel düşünülmüş. Evet. Yahut da yani kaldığınız o oda daha önce kaldığınız Brüksel'deki, Paris'teki, Roma'daki odaya benzemeyen bir oda. Yani, farklı olan bir içinde bir dekoratif özelliğiyle hem dekoratif özelliği hem verilen servis hem kahvaltısı hem yemeği ikramı evet. Yani o ne bileyim yatağınızın üzerine akşamleyin bulduğunuz minik bir lokum küçük bir fark ya yani küçük bir hizmet farkı tabii. Veya bir küçük dokunuş insanlarda büyük bir iz bırakabiliyor. Doğru. Ve genel trend yani ben de bir otel kullanıcısı ve çok seyahat eden bir insan olduğum için bana bir fark sunduğu zaman, farklı bir yaklaşım gösterdiği zaman ve beni iyi ağırladığı zaman o yani kapıdan girdiğiniz andan itibaren sizi karşılayan ambiyans çok etki bırakıyor ve tekrar oraya gitmek istiyorsunuz tabii, değil tabii. mi? O zaman o kente gelmek için ikinci bir sebep daha oluyor. Evet. Yani sadece kentin özelliği tek çağrı noktası değil, aynı zamanda bu kent ve bu otel de birlikte o zaman o destinasyonu daha da güçlendiriyor. Bu anlamda baktığımızda konaklama ve turistik faaliyetler anlamında İstanbul pahalı bir şehir mi? Örnekleriyle mukayese edilirse. İstanbul ucuz bir şehir değil. Ama İstanbul'un avantajı yani cebinizde 10 lira varsa da bir şey yaparsınız. Bir şey yaparsınız. 100 lira varsa da bir şey yaparsınız. 1000 lira da bir şey varsa. Öyle bir şey. Bütün büyük dünya kentlerinde zaten buna benzer şey vardır. Yani İstanbul'da hep böyle bir kültür turizminden bahsediyoruz. Mesela kültür turizmi hep böyle kültür turizmi derken insanlar müzeleri, camileri, kiliseleri vesaireleri düşünüyor. Kültür turizmi sadece bu değil. Yani bir insan sadece Topkapı Müzesi'ni yahut da Sultanahmet İstanbul'un en çok İstanbul'u çeken tarafı İstanbul yaşamı. İnsanlar İstanbul yaşamına görüyorlar. Yani o sokaktaki mahalleler, sokaklar, işte sokaktaki yiyecekler, Nişantaşı, insanların yürümesi, o kalabalık, o curcuna. Yani bütün onu bunlar, seviyorlar değil mi? Tabii, kaosu yani, tabii seviyor ya, bugün, insan. Yani bugün mesela yani, bir Avrupa ülkesine girdiğiniz zaman akşam saat yani hayat en güzel en akşam saat 8 oldu mu 7.30 oldu mu lokanta sokakta kimseyi zor bulamıyorsunuz. Evet. İstanbul öyle değil. Bir de rezervasyon yapmadan Avrupa'da bir yere gitmek mümkün değil. Kötü muamele ederler. Aç kalırsınız ya da almazlar ama İstanbul'da, İstanbul'da en pahalı lokantada tabii. Bile bir masa bulunur ayağı. Yani bir tabii. kenara çok sıkıştırırlar. Doğru. Bu bizim ne diyelim hizmet etme arzumuzdan kaynaklanıyor. Doğrudur. Hizmet kalitemizin en iyi olduğunu iddia edemem. Doğrudur, o da doğrudur. Hizmet kalitemizde ben giderek yer yer düşüşler olduğu kanaatindeyim. Bir tüketici gözüyle bunu söylüyorum ama hizmet etme arzusundayız. Doğrudur.
Hizmet kalitemiz nasıl? Mukayese edersek rakip şehirlerle, ülkelerle. Kötü değil. Kötü değil. Kötü değil ama daha iyi olması gerekiyor. Yani kötü değil. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyada inanılmaz bir hızla bir yükseliş var. Yani yerinizde duramıyorsunuz. Yani bugün hizmet sektöründe, bilhassa gastronomi sektöründe. Rekabet anlamında mı söylüyorsun? Rekabet anlamında söylüyorum. Yani bugün artık insanların geliri arttıkça ki daha iyisini, daha değişiğini arıyorlar. O bakımdan çok büyük çabalar var. Yani büyük kentlerinde çok büyük çabalar var. Biz ilerliyor muyuz? İlerliyoruz ama daha fazla ilerlememiz lazım. Çünkü rakipler de aynı zamanda ilerliyor. Onlar da durmuyor. İstanbul'un en büyük rakibi kimdir diye bir soru sorulabilir ama her yer herhalde. Bütün şimdi şehirler, İstanbul bütün ülkeler. Yani kendi janrında, yani çünkü rakip derken tabii şöyle... Yani kongrede ayrı %75 var. Aldığımız şeyler, misafirlerimizin %75'i Avrupa ülkelerinden geliyor. Yani İstanbul'u ziyaret eden misafirlerin %75'i Avrupa ülkelerinden belli geliyor. Belli bir profil var dolayısıyla. Tabii. Bir de 2 saatte 3 saat arasında, yani hatta 1,5 saatte 3 saat arasında bir uçuş mesafesinde. Dolayısıyla rakiplerimize baktığımız zaman 1,5 ile 3 saat mesafede, yoksa 10 saate gittiğiniz zaman rakip. Yani Paris, da, Roma, Madrid. Tabii aşağı Paris, yukarı. Roma, Madrid, Barcelona, Atina. Yani bütün bunlar rakibi. Ama İstanbul yine bütün bunların dışında apayrı bir şey. Yani birebir bu rakibidir demek zor İstanbul'un. Birçok yönüyle eşsiz bir yer. Doğrudur. Lokasyonu, özellikleri, sosyokültürel yapısı, işte camileri, kiliseleri, sinagogları bir arada görebileceğiniz Avrupa'da kaç şehir var? Çok büyük bir nüfus. Doğrudur. Bir taraftan büyük bir ekonomik merkez haline geldi. Doğrudur. Yabancılar ve turistler bakımından bunların yanı sıra benim aklıma gelmeyen çok cazip yönleri de var mı İstanbul'un turistik destinasyon olarak? Valla işte yani bütün bu bahsettiğimiz, yani İstanbul lifestyle dedikleri olan, yani bir yabancıyı gerçekten şaşırtıyor. Yani akşam gecenin 12'sinde birinde gidip trafiği böyle gördüğünüz zaman nasıl oluyor? Yani? Gece 2'de 3'te hatta 2'de 3'te belli yerlerde yani. Kuruçeşme'de trafik sıkışıyor. Trafik sıkışıyor. Evet. Gecenin 3'ünde istediğiniz bir yerde durup yemek yiyebiliyorsunuz. Bu bir çekim etkisi değil mi? Tabii tabii, bu bir çekim etkisi. Bu kaos bir çekim etkisi. Dünyada da böyle kaotik bir çekim etkisine sahip belki birkaç şehir var. Şey var. New York. Evet, yani 3 saatlik mesafeden aşağı, bizim kaynak olan 3 saatlik mesafede çok büyük merkezlerimiz yok. Şimdi problem büyüdükçe, yani şöyle bir problem oluyor İstanbul'da. İstanbul'da şu anda, yani 68'li sektöre başlayan bütün Türkiye'de 1 milyon turistten bahsediyor. Şimdi İstanbul'da 9 milyon turistten bahsediyoruz ki bu rakamlar da hiçbir şey. Yani 9 milyon dediğimiz zaman 9 milyonun eğer 2 gün kalıyorsa başka bir 9 milyon, 3 gün kalıyorsa başka bir 9 milyon oluyor. Yani 9 milyonda eğer 3 gece kaldığı zaman yani apayrı bir 9 milyon oluyor. O 9 milyon da tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bir takım tehlikeler yönetiyor. Yani İstanbul'un problemi şu. Eskiden İstanbul kendi başına hiç yönetmeden bir şekilde kendi dinamiğiyle yaşıyordu, idare ediliyordu. Ama artık böyle bir şansı yok İstanbul'un. İstanbul'un turizminin yönetilmesi gerekli. Çünkü artık İstanbullu, İstanbul'da yaşayan bu sektörün gelirine alıştı. İnanılmaz bir gelir kaynağı. 9 milyon insanın yılda sağladığı İstanbul'a ek gelir. Çünkü bu var olan bir ekonomik potansiyel değil. Dışarıdan gelen bir ekonomik potansiyel. Doğrudan döviz girişi. Aynen. Doğrudan döviz girişi ve döviz girişinde bırakın para girişi en önemlisi. İstihdam yaratıyor. İstihdam yaratıyor. Ve istihdamın en önemli şeyi, yani yani bir adamın bir gün bankacı, ertesi gün turizmci, öbürsü gün kasap olması mümkün değil. Tabii, yani tabii. O zaman da doğru bir istihdam olmuyor. Ne yani, kadar istihdam yaratıyor? Aşağı yukarı bir fikrimiz var mı İstanbul'da otelcilik ve turizm sektörü? Maalesef biz onu TÜROP olarak, Oteller Birliği olarak onu saptamaya çalışıyoruz ama yani şu anda bunun çalışmaları yapılıyor. Tam çıkmış değil. Ancak tahminlerimiz olabilir. Evet, tahminlerimiz olabilir. Yüz binlerce kişi herhalde. Tabii yüz binlerce, bir de tabii yani artık yani öyle bir olay ki yani ayakkabı satıcısından şapka satıcısına tabii kadar bilmem herkes mısır, aynı servis şoföründen sokakta mısır satana kadar herkesin bu sektörden pay aldığı bir sektör. Sokakta mısır satıcısı deyince Sultanahmet'teki Armada'nın bulunduğu yer bir anlamda İstanbul'un eski o güzelliklerinin, işte Hıdrellez'den tutalım da Müslüman toplulukların dışındaki dinlerden, inançlardan insanların da geleneklerini yaşadığı bir yer.
Sultanahmet Camii Ayasofya'nın bulunduğu yer hakikaten çok büyük bir zenginliği beraberinde getiriyor. Tabii. Sizin turizmcilikteki farklarınızdan biri de böyle bir takım temaları cımbızla çekip çıkarıp bunları günlük tüketimin içine katmanız. Sizin güzel bir otobüsünüz var. Doğrudur. Benim çok beğendiğim bir eski bir klasik bir otobüs. Şimdi bir tekne yaptınız. Doğrudur. Otobüsün görüntülerini arkadaşlarımızdan rica edelim. Bize göstersinler lütfen. Biraz otobüsten bahsedelim. O kaç yıllık bir otobüs? Ne amaçla çıkarmıştınız? Şimdi neler yapıyor? İşte şu anda görüyoruz biz otobüsü ekranlarda. Biraz anlatır mısınız bize kısaca? Şimdi bu bir 56 model Mercedes 0321 H bir otobüs. Bu bizim sektöre ilk başladığımız zaman, çünkü ilk Türkiye'nin ilk otobüsü kamyon kasadan bozma otobüslerdi. Yani bizim ilk turizme başladığımız, turist gezdirdiğimiz otobüsler motorlarının önde olduğu ve kamyon şasenin üzerinde otobüs kasası imalleri yapılmış otobüslerdi. Bu otobüsler hemen hemen ilk gelen orijinal otobüsler. Yani kaç otobüs olarak bu otobüs aşağı yukarı? Bu otelin kuruluşu ile birlikte, yani yaklaşık olarak 20 yıldır bu otobüs bizim elimizde. Ama bizim bir şeydi, yani mesleğin ilk böyle bu otobüsler geldiği zaman böyle çok mutlu olduk. Çünkü bu otobüslerin en büyük özelliği motorları ilk defa önden arkaya alınmıştı. Dolayısıyla otobüsün içinde daha az ses vardı ve ısı yoktu. Tabii o zamanlar konfor, 68'de böyle air conditionlı otobüsler söz konusu değildi. Camları açıyorsunuz. Camları açıyorsunuz. Pervane ama açıyorsun. Motor içeride ise istediğiniz kadar cam açın. O ısısı geliyordu tabii. Sempatik, yani şimdi İngiltere'de, Fransa gibi ülkelerde buna benzer özellikle objeleri görmek üzere insanlar turistik faaliyetlere katılıyorlar. Çünkü bunlar müzelerin veya o şehrin bir kültür mirasının parçası haline geliyor. O nedenle ben otobüsün altına çizelim, vurgulayalım dedim. Bunun böyle fanları var mı dünyadan gelenler? Tabii. Şimdi şöyle bir şey. Bu bir insan ömrünün içinde yaşadığı antikalar bunlar. Yani muhakkak ki sizin, yani ne bileyim, 17. yüzyılda, 16. yüzyılda gördüğünüz bir şey sizi heyecanlandırıyor. Ama mesela bu otobüsü biz senede bir şeye götürüyoruz. Bursa'ya bakıma götürüyoruz. Bakıma götürdüğümüz zaman her benzin, mazot almak için durduğumuz yerde bütün otobüs şoförleri toplanıyor. İşte ben bunda şeydim, muavindim, babam bunda çalışıyordu. Herkesin bir hatırası var. Herkesin böyle bu otobüslerde bir hatırası var. Bu önemli. Yani bu tür bu 50-100 yıl, 50-60 yıllık antikaların insan şeyinde çok şey var. Yani birden böyle seni 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl geriye götürüyor. O bakımdan çok önemli. Sizin mekan düzenleme ve böyle ambiyans yaratma konusunda da bir uzmanlığınız var. Hem bu Sultanahmet'teki mekanda hem de Beyoğlu'ndaki yeni Pera'da. Beyoğlu yeniden şimdi düzenleniyor. Güzel binalar olmaya başladı. Bu renovasyonla birlikte hem otelcilik alanında hem gurme yemek sektöründe güzel alanlar var. Çok daha güzel şeyler görecek miyiz Beyoğlu'nda yakında? Valla yani bizim şöyle bir hedefimiz var. Biz sahiplenmek, korumak ve yaşatmak. Yani çünkü bu şehir herhangi bir şehir değil. Burada var olan bir şeyi sahiplenmek zorundayız. Korumak zorundayız ve yaşatmak zorundayız. Dolayısıyla hemen hemen girdiğimiz her yerde, yaptığımız her işte bu üç prensibi üzerinde çok hassasiyetle durarak bunu yapıyoruz. Çünkü yani bunun hem bize bir sosyal sorumluluk olarak bize bir şey getiriyor. Ah, işimizi doğru yapıyoruz. Kültür mirasını da canlandırmış oluyoruz. İki adım ileriye götürüyoruz kültür mirasımızı. Bizden sonra gelecekler de böyle bir otobüs vardı, böyle bir tekne vardı yahut da böyle bir yaşam tüzüğü bina vardı. Gerek bunu Armada Sultanahmet, gerek Armada Pera'da, Armada Pera'da eski Abdülhamid'in terzisi olan bir kişinin, bir Levanten kökenli bir kişinin yaşadığı ev. İngiltere Başkonsolosluğu'nun hemen yanı başında. Evet, İngiltere Balık Pazarı'nın yan yana. Teknemizi arkadaşlar bize göstersinler. Son cümleleri de tekne hakkında alalım Kasım Zotto'dan. O tekne de çünkü Amerika'da ve Avrupa'da benzerleri olan tekneleri andırıyor. İki cümle söyleyelim. Tekne şu an görüntüde, ekranda. Tekne commuter dediğimiz teknelerden bir tanesi. Bunlar hemen hemen ilk İstanbul'a gelen ve konsolosluk veyahut da elçilik teknesi olarak kullanılan tekneler. Bu tür tekneler. Biz bu tür teknelerin Boğaz'a çok yakıştığı inancındayız.
Dolayısıyla İstanbul'un da en güzel yönlerinden bir tanesi denizleridir İstanbul'un. İstanbul'un denizlerinde muhakkak güzel, yani sadece güzel binalar değil, aynı zamanda güzel teknelerin de olması lazım. Bir örnek aynen yaratmaya çalıştık. İstanbul'a gelenler mutlaka denize bir dokunsunlar, denizi görsünler. Birçok seçenek var. Denizsiz bir İstanbul, İstanbul'un sembollerinden biri olduğu en güzel silüeti denizden. Sevgili Kasım Zotto, çok teşekkürler. Güzel, ben teşekkür ederim.